Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün de bir akşam yemeği menüsüyle sizlerleyim. Dolabımı açıp baktığımda kabağım varmış, artık bozulmakta üzere. Dedim bununla ne yapabilirim? Bir kabak oturtması hazırlayacağım tencerede. Ardından bir kırmızı mercimek çorbası yapacağım. Bir de salçalı makarna, yani evimizde klasik hazırladığımız bir menü olacak. Hemen öncelikle kabağımı yuvarlak yuvarlak doğradım. 3 adet orta boy kabağı şöyle çok aşırı ince olmadan, çok da kalın da değil. Hemen kabağı süzüyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ döküyorum. Tuz, karabiber ve pul biber baharat olarak da bunları ekliyorum. Şöyle karıştıracağım. Çok fazla aşırı derecede fırında tutmayacağım. Hafif kızarınca hemen alacağım. Çünkü bu sefer çok fazla pişirirseniz dağılır kabaklarınız. Daha ocakta da pişeceği için yeterli. Hemen şöyle tepsime diziyorum. Derecelik fırına götürüyorum. Üzeri kızardıktan sonra fırından alacağım. Kabağı fırına attım. O fırında pişerken hemen malzemelerini sıralayayım. Şöyle 2 adet orta boy kuru soğan, 1 tane domates, 2 adet yeşil biber, 200 gram kadar da kıyma. Ben de dolaba kaldırmıştım. Çıkardım. Eridi artık. Hemen ocağımın başına geçip kıyma harcımı hazırlıyorum. Uygun bir tavayı ocağıma alıyorum. Altında yakıyorum. 200 gram kıymayı tavamın içerisine alıyorum. Kıyma suyunu salıp çekene kadar pişireceğim. Kıyma kavruldu. Kıymam biraz yağlı olduğu için yağ eklemeyeceğim. Ama kıymanız eğer yağsızsa yağ ekleyebilirsiniz. Doğradığım soğan ve biberleri ekliyorum. Soğan ve biberleri de rengi değişene kadar kavuruyorum. Soğan ve biberler kavrulduktan sonra doğradığım domates de ekliyorum. Şöyle birkaç yemek kaşığı su ekliyorum. Yağ eklemediğim için. Bir yemek kaşığı domates salçası. Şöyle bir miktar tuz ekliyorum. Bir miktar da pul biber. Karıştırıyorum. Salçayı içerisinde dağıtıyorum. Şöyle bir diş sarımsak küçük küçük doğrayacağım içerisine. Artık kıyma harcım hazır. Ocaktan alıyorum, kapatıyorum altını. Kabakları fırında tuttum. Yeterli. Hafif üzeri kızarınca aldım. Hemen şöyle önüme uygun bir tencere alıyorum. Sırasıyla diziyorum kabakları. Hepsini değil, yarısını altına, yarısını da üstüne dizeceğim. Altına bir sıra dizdikten sonra kıyma harcını üzerine döküyorum. İsterseniz bu esnada altına patates, üstüne kabak da dizebilirsiniz. Tekrar üzerine bir sıra daha kabak diziyorum. Kabakları dizdikten sonra şöyle kıyma harcını hazırladığım tavanın içinde bir su bardağı suyu koydum. Üzerine döküyorum. Salça dökmüyoruz bu esnada. Zaten yeterince kıyma harcında salça var. Tencereyi ocağıma getirdim. Altını yakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım. Bir 15 dakikada pişecektir. Çünkü kabaklar da pişti. Kıyma harcı da yeterince piştiği için bir 15-20 dakika yeterli gelecek. Kabak yemeğini artık arka tarafa aldım. Düdüklü tencereye hemen mercimek çorbamı koyacağım. Bir su bardağı kırmızı mercimeği yıkadım. Şöyle yeterince tuz, bir miktar pul biber,
Bir adet yemeklik doğradığım kuru soğanı da ekliyorum. Kettle'da kaynattığım suyu üzerine döküyorum. Şöyle bir bakacağım suyuna. Salça falan eklemiyorum. Bu kadar. Birazcık daha su ekleyeceğim. Siz de kıvamına bakarsınız ona göre. Birden suyu çok eklemeyin. Piştikten sonra da su ekleyebilirsiniz. Kubiklerin kapağını kapatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım. 15 dakika pişirip ocaktan alacağım artık. Yemeğim arkada pişiyor. Hemen çorbayı da arka tarafa alayım. Makarnayı yapmaya başlıyorum. Makarnayı yapacağım tencereyi ocağıma alıyorum. Altında yakıyorum. İçerisine kettle'da ısıttığım kaynar sudan ekliyorum. Biraz suyu az geldi. Biraz daha ekleyeceğim. Şöyle kapağı yarım olacak şekilde kapatıyorum. Kaynadıktan sonra makarnamı atacağım içerisine. Ben o arada yemeğime bakayım. Ara ara kaşıkla şöyle yapın ki dibine tutmasın. Su kaynamaya başladı. Hemen içerisine şöyle yarım paket makarna atıyorum. Bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ. Bir miktar da tuz ekliyorum. Düdüklü kaynamaya başladı bu arada. Makarnanın altını kısıyorum. Kapağını da yarım olacak şekilde bırakıyorum. Bir 10 dakika pişiriyorum. Bu arada kabak yemeğim de pişti. Onun da altını kapatıyorum. Yeterli. Makarna yeterince pişti artık. O arada çorbam da pişti. Onu da kapatıyorum. Makarnayı süzeceğim. Süzdükten sonra yine aynı tencereyi ocağıma alıyorum. İçerisine şöyle bir yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. İçerisine şöyle bir yemek kaşığını tam doldurmadan salça. Eğer salçasını daha fazla seviyorsanız daha fazla da ekleyebilirsiniz. Şöyle kaşığın arkasıyla ezerek salçayı dağıtıyorum. Şöyle birkaç damla su damlatıyorum. Daha rahat dağılması için. Süzdüğüm makarna içerisine ekliyorum. Birkaç kere soğuk sudan geçirdim. Ondan dolayı tuzu gitmiş olabilir. Birazcık daha tuz ekleyeceğim. Normal evimizde yaptığımız klasik salçalı makarna. Yemeklerim birazcık dinlendikten sonra yemeklerimin son haline geçebilirim. Çorbayı şöyle bir açayım. Havası çıktı artık. Şöyle blenderdan geçireceğim. Yeterli. Üzerine erittiğim tereyağı, nane ve pul biber karışımını da ekliyorum. İsterseniz servis tabaklarına da hazırlayabilirsiniz. Çorbam hazır artık. Çorbayı şöyle ufak bir tencereye geçireceğim. Hem siz de kıvamını görün. Yemeklerim hazır. Hemen şöyle kabağın üzerine bir miktar maydanoz serpiştireceğim. Ben yanına birazcık da sarımsaklı yoğurt hazırladım. İsterseniz sarımsaklı yoğurt dökerek de tüketebilirsiniz. Şimdi servise geçiyorum. Yemeklerimin tabaktaki son halini sizler de görün. Şöyle servis tabağının yanına makarnadan da koyacağım.
Ben üzerine birazcık da şöyle sarımsaklı yoğurt döktüm. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.